Merhaba sayın seyirciler. Bugün Bir Resim Bir Hikaye programında Zeki Faik İzer'in Double Concerto isimli resmini sevgili arkadaşım Profesör Doktor Ayşegül İzer'le irdeleyeceğiz. Sevgili Ayşegül, hoş geldin. Bir Resim Bir Hikaye programında seni aramızda görmeyi zaten çok istiyordum. Bir yandan senin grafik tasarımcı tarafını izlemekteyim, takdir etmekteyim. Bir yandan da büyük ressam Zeki Faik İzer'in torunu olduğun için seninle çok konuşacak şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Öncelikle gelen konuklarıma şöyle bir soru soruyorum. Çok da genel bir soru, çok da tanımlanmış bir soru ama bir yandan da konuşacağımız Zeki Faik İzer resmi ve senin için açıklayıcı olması açısından sanat nedir diye soruyorum. Duygu ve düşünceleri, hisleri bir şekilde aktarabilmek diye bakıyorum bu. İster müzik olsun, ister resim olsun. Büyük babam Zeki Faik İzer her zaman şeye dikkat ediyordu. Muhakkak o yapılan işte emek verildiği hissedilmeli diye söylerdi. Evet, sanatçının yaptığı işe bir emek vermesi. Evet, o bakanın, izleyenin izafi olduğunu düşünüyordu. Bir resmi sevebilirsiniz ya da sevmezsiniz. Evet. Ama ona emek verildiğinin, onun için çok uğraşıldığının, anlaşıldığını hissedilmesini severdi, isterdi onu. Zeki Faik İzer'in Brahms'la beraber Double Concerto dediğimiz resim sanıyorum 97'ye 60 değil mi Ayşegül? Öyle boyutu. Öyle. Çok büyük bir boyut değil ama onun başyapıtlarından birisi diyebiliriz. Çünkü çok önemli bir dönemini anlatıyor. Müzikle ilgili dönemini anlatıyor, Brahms'ı anlatıyor. Burada dans eden insanlar görür gibiyim. Senin daha önce bahsettiğin Büyükada'daki anıları görür gibiyiz. Yani bize aslında Zeki Faik İzer'in, Zeki Faik İzer yapan resimlerinden bir tanesidir diyebiliriz. Şimdi onun bir resmi üzerine konuşacağız. Sen öncelikle bu resim için neler söylemek istersin? Nereden yapıyordu? Bunun hikayesi nedir? Bize biraz anlatabilir misin? Şimdi büyük babam müzik, şiir, edebiyatla çok ilgilenen bir insandı. Dansı çok severdi. Evde, atölyesinde kitapları olduğu gibi yüzlerce plağı olurdu. Bir de o plaklar, klasik müzik, bir tane bestecinin farklı orkestra şeflerinden bestelenmiş, yönetilmiş farklı plakları da olurdu. Evet. Bu Brahms Double Concerto. Evet. Buna baktığımız zaman doğadan yaptığı etütleri görebildiğimiz gibi o müziğin özellikle ritmini muhakkak bir resme başlarken bir plak koyardı düşünerek. O müziğin ritmini muhakkak resmin içine taşımaya gayret ederdi. Rüzgar, yağmur, ağaçlar, bitkiler, Brahms. Yüzlerce mesela burada diyebilirsiniz ki belki bunun içinde bir ağaç kütüğünün, ağacın dallarını görüyorum falan olabilir. İzleyenle sanatçı arasındaki ilişkiye bağlı o. Ne görüyorsanız o bence. Ama o kadar çok ağaç ve doğa çizerdi ki zannediyorum artık o bir şey oluyor. Evet. İçindeki ritmi oluşturuyor ve onu öyle girift bir şekilde yansıtıyordu. Eli de titrerdi biraz. O el titremesinin getirdiği böyle şeyler de, dinamik çizgiler de içine giriyordu zannediyorum. O ilk başında sordum sanat nedir galiba. Bir de bu yapılışındaki açıklamanla biraz anlatmış oluyoruz galiba, değil mi? Şöyle de ekleyebilirim belki. Şimdi tabii ki o bir tek fırçayla değil, paletle, farklı spatülalarla da resmi böyle hızlı hızlı koyar, böyle arkadan bakardı. Ve çok önemli bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yokluk döneminde yetiştiği için büyük babam için rengi çok iyi bilirdi. Yıllar geçse bile o yaptığı renk kendi yapardı boyalarını, birçoğunu.
bozulmazdı rengi. Pigmentleri alır karıştırarak yapardı ve yokluktan geldiği için bilirdi o dönemi, Cumhuriyet dönemine. Diş macunlarının içine boyayı yapar, aynı özenle kapatır ve dizerdi. Tabii yurt dışında, Paris'te çok yaşadı. O zamanlar da boya alırdı ama o evde yapma alışkanlığını hiç bırakmadı. Zeki Faik İzer. Zamanın ötesinde yaşayan bir insan. Hayatla ritim duygusunu içselleştirerek bütünleştiren öncü bir sanatçı. Dev hadiselerle dolu bir asrın başlangıcında, 1905 yılında İstanbul'da doğan Zeki Faik İzer, henüz çocuk yaşlarda tanıştığı resim ve şiirle hayatının, dolayısıyla sanat yolculuğunun miladını başlattı. Çünkü o hayatı sanat, sanatı da hayat olarak yaşadı. Bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi Nefise Mektebi'nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı'nın öğrencisi oldu. Sonrasında Avrupa sınavını kazanarak Paris'e gitti. Aralıklı olarak defalarca gittiği Fransa'da, deyim yerindeyse dalında tam bir araştırmacı olarak bulundu. Yapıtlarını ortaya çıkarmadan önce sevdiği sanatçılardan adeta feyz ve onay almak için müzelere müdavim olan Zeki Faik İzer, sonraki dönemlerde resminde keşif kaynağı olarak iç içe yaşadığı doğayı benimsedi ve yansımalarını sanata taşıdı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerika'da yükselen soyut dışa vurumculuğun yükselmesi, sanat şehri Paris'i de harekete geçirdi ve soyut resme kanalize etti. Zeki Faik İzer hiç kopmadığı Paris'ten, özellikle Bisser ve Manser'den etkilenerek çok önemli soyut kompozisyonlar ortaya koyarak Türkiye'de soyut resmin öncülerinden oldu. Pek çok ulusal ve uluslararası kişisel ve grup sergilerine katılımda bulunan sanatçı, yine birçok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibidir. Philadelphia Güzel Sanatlar Müzesi, New York Modern Sanatlar Müzesi, Avusturya Linz Müzesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Zeki Faik İzer eserlerinin yer aldığı bazı müzelerdir. Galiba o dönemin bütün ressamları o yokluk içerisinde bugünkü modern Türk resmini yaratıcılarıdır onlar ve hepsini saygıyla anıyorum. Gerçekten de Zeki Faik İzer olmasaydı bugün Türk resmi belki de çok farklı bir noktada olurdu. Peki Ayşegül'cüğüm, mesela Brahms dedin. Brahms'ı ben de çok severim. Neredeyse resim yaparken mutlaka bir Brahms koyarım. Brahms'a özel bir sevgisi mi vardı Zeki Faik İzer'in yoksa? Çok farklı sırayla dinlediği de olurdu. Bazen içine caz müziğinle de ilgili dans ediyordu. Evet. Bana o gösterdi, valsi gösterdi. Tabii beraber şimdi dans için ettik tabii ki. Ay, ne güzel. Yani gerçekten de büyük baba gösterimde çok özenirdi giyinmesine. Evet. O ayakkabıları, o step yaparkenki çıkan ses. Evet. Yani müzikalite ve ritme önem verdiği için onu hissettirirdi de, gayet şık giyinirdi. Bu resimde de o şeyi, ritmi zaten görüyoruz. O ritim zaten olmazsa olmaz. Onun bütün resimlerinde o dinamizmi, o gençliği, yaşı ilerlemiş olsa bile o dinamizmi görebiliyordunuz yaptığı resimlerde. Zeki Faik hocamızın figür dönemini biliyoruz. Oradan da biraz bahsedebilir misin bize? Ben 70'ler dönemini çok iyi bildiğim için resim yaparken daha çok soyut kısmını gördüm. Evet, yaşım dolayısıyla diyorsun. Ve fakat sangen füzenle yapılmış. Evet. Degavari diyeyim, bilemiyorum şimdi. Yurt dışında figürleri, galiba. Evet ve çok sistemli olarak Paris'te yaşadığı dönemlerde Louvre'da etütler yaptığını, şövalyesini alarak saatlerce orada bir resmi kopya yaptığını ve bunu çok önemsediğini,
Eğer bunu yaparsa farklı ressamların metodlarını daha iyi öğrenebileceğini ve kendi elini her zaman taze tutabileceğini söylerdi. Benim için hep bunlar kulağımın bir köşesinde kalmış, kendime örnek aldığım şeyler. İleri yaşta bir sanatçının, başka bir sanatçının önünde resminde hürmetle eğilmesi, onun yaptığı teknikleri tekrar tekrar çalışması. Hatta Sadık Kara Mustafa hocamız Lourdes'da karşılaşıyor kendisine. O kadar huşu içinde çalışıyordu ki seneler sonra özlediğim halde yanından sessizce geçmek zorunda kaldım. O çalışma temposunu bozmak istemedim dedi. Gerçekten tüyler ürpertici, harikulade bir anekdottan bahsediyorsun. Ayşegül hocam, öyle diyeceğim. Şimdi Zeki Faik İzer deyince tabii ki bu resimlerin yanı sıra bir de akademideki serüveni var. O akademinin kuruluşundaki heykeller var. Hatta kütüphanesi, bir de yangın var. Bu konuda bize bir şeyler söyleyebilir misin? Şimdi Cihangir'de oturduğu için akademiyi görür bir pozisyondaydı. Evet. Hafta sonları bile balkona çıkar, oradan akademiye şöyle bir göz atardı. Louvre'dan heykeller ısmarladığını biliyorum. Bana söylemişti, sayısını da söyledi bana ama ben bilmiyorum. Şu anda hala heykeller akademide var ve eski resim heykel müzelerinin depolarında duruyordu. Büyük hepsinin altında numarası vardı. Çok bunu önemsiyordu. Evet. Ayrıca tabii ki akademinin kütüphanesinin oluşumunda, kitap alınmasında çok emeğe geçmiş bir insan. Ve akademi yangınını ki ben hatırlıyorum o dönemi. Çok küçüktüm tabii ama onun endişesini, üzüntüsünü, o yangından kitapların kurtarılmasını, mahvolan bölümün tekrar renove edilmesini, tekrar o kitapların alınması falan, o dönemleri böyle içinde kendisi yaşadı ve bize de yaşattı. İşte Türkiye'nin kurucuları, Türk sanatının kurucuları, bunlar çok değerli insanlarmış. Sen de gerçekten bu anlamda bu şanslı olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha ekleyeyim isterseniz müsaadenizle. Estağfurullah. Ben çocukken çok şaşırmıştım. Demek ki o zamanlar Türkiye'ye böyle enteresan sanatçıların sergileri açılabiliyormuş. Karma bir sergi gördüm. Ya Osman Hamdi salonundaydı ya Resim Heykel Müzesi'nin sergi salonunda, ama yerler taş olduğu için zannediyorum ki Osman Hamdi'deydi. Picasso'yu ilk defa o sergide gördüm ve uzun süre baka kaldığımı hatırlıyorum. Hiçbir mana veremedim o soyut figürlerini gördüğüm zaman ve ilginç gelmişti bana. O dönemde akademinin müdürüydü değil mi? Zannediyorum hocamız öyleydi. Evet. Onun organize ettiği, yurt dışından onun vasıtasıyla gelmiş. Karma bir sergiydi ve çok önemli sanatçıların işleri sergilendi. O Mimar Sinan, şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi, o zamanlar İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Bildiğim kadarıyla galiba önce tıp okuyordun, daha sonradan. Evet, sonradan o hikayeyi biraz tasarıma anlatır mısın bize? Şimdi rasyonel bir şey okuyayım dedim. Hani evde annem ve babam da akademiden mezunlar. Evet. Büyük babam orada. Büyük babaannem yurt dışında zaten yabancı olduğu için orada okumuş. Herkes resimle ilgileniyor. Hiçbir zaman onların alanına girmeye cesaret edemedim. Böyle bir çekimser davrandım. Dedim ben yapsam herhalde tasarımla ilgili bir şey yapabilirim ya da tıp okumak istiyordum. Fakat sonra o girdiğim akademideki o boya kokuları bu işle ilgilenmemi gerektirdiğini hissettirdi bana. Dedenin, fakat tasarım okudum. Hayır, hiç teşvik etmedi ama sanat tarihine olan ilgim onun çok ilgisini çekerdi ve açık söyleyeyim biraz da korkardım çünkü çok bilirdi ve aniden hasta yatağımda bile hep kitaplar açılıp dururdu ve söyle bakalım bana şimdi şunu, bu resmiyle bu resmin arasındaki benzerlikler, ayrışmalar, yıl içindeki işte o asırlar arasındaki farklılıklar nasıl gelişmiş diye böyle zor sorular sorardı. Demek ki çok iyi bir altyapıyla sende Ayşegül üzeri oldun. Ne kadar şanslısın aslında bir yandan. Teşekkür ediyorum ama sınav gibi gelirdi her beraberliğimiz. O yüzden de biraz çekinerek şey yapardım. Acaba bugün hangi sınavdan geçeceğim diye. Ama demiştin ki bana atölyesine gittiğim zaman mucizeler dükkanına girmiş gibiyim. Öyle. Demek ki içinde müthiş bir aşk. Benimle gayet çok ilgilenirdi ama belli bir mesafe her zaman korurdu.
büyük bir insanmışım gibi hep davrandığı için hiçbir evet. zaman onun yanında biraz kendimi evet. çocuk gibi değil evet. de daha büyümüş, olgunlaşmış. Evet. Mesela çok küçükken 5 yaşındayken yemek sofralarına Cemal Toğlu'larla evet. oturduğumu, evet. hiç anlamadığım konulardan, sanattan, evet. O zamanlar tabii tasarım yoktu da sanat tarihinden çok evet. konuştuklarını, müzikten çok konuştuklarını, evet. özellikle evet. Itri'yi çok severdi. Evet. Batı müziğinden ziyade evet. Türk musikisine de ilgisi vardı. O konuda da yaptığı resimler oldu. Evet, müzik diye bir tablosu var. O Itri'nin büyük Şölen diye bir resmi var yine. Yani figüratif başlayıp sonra non figüratif resme geçen, kolaja geçen, ondan sonra halı dokumalarına evet. kadar evet. geçen, işte Selçuklu mimarisinden, Selçuklu resminden etkilenen, böyle devamlı kendini geliştiren, evet. hiç durağan olmayan bir araştırmacı evet. şeyi vardı, yapısı. Evet, zaten bu resim de biraz o tarafını gösteriyor. Bir de boya katmanları çok fazla. Zaman evet. zaman sulu boya gibi, zaman zaman çok kalın boyalar kullanarak maviyi galiba seviyor. Ne dersin? Aşırı. Değil mi? Mavi aşırı maviyi evet. seviyordu. Fırtınalar falan evet. hep onlarda tabii ve aslında bu yine de ufak boyutlu resimlerinden evet. bir tanesi. Genelde çok büyük boyutlu ebatta çerçeve resimlerle evet. çalışırdı. Merdivene çıkardı. Onu izlemek ayrı bir şey olurdu. Merdivende çalışırdı ve hep böyle korkardım. Acaba şimdi dalıp yan tarafa doğru resme geçince düşecek eyvah, mi? Düşecek eyvah. Mi evet. Hep böyle evet. içimde şeyle evet. izlemişimdir. Evet. Ama gerçekten mavi çok iyi kullanmış. Mavi, sarı, turuncu, hepsini siyah. Çok iyi kullanmış. Zaten o dönem 60'lı yıllar o modern Türk sanatının başında yapılan ürünler gerçekten harikulade. Bugün onlara geri dönüp baktığımızda birçok şeyi, birçok yenilikçi şeyi görüyoruz ve düşünebiliyor musunuz? Hani bu günleri sanki resmetmişler. Bu resimde de öyle. Müziği, zaten müzik evrensel bir olgu. Kesinlikle. Bu resme baktığım zaman o Brahms'ın müziğini hele söyleyince, bu Brahms'tan deyince o resmin müziğini, müziğin de resmini görmeye başlıyoruz. Aynen. Bu resmi yaparken sen orada mıydın, yanında mıydın ya da hatırlıyor musun Yok, böyle bir şey? Yok, bunu hiç hatırlamıyorum. Yani tabii evet. hatırlıyorum da evet. tabii ki resimler atölyesinde özel bir istifleme sistemi vardı. Zaman zaman çıkarır bir resmini de şövalyeye koyar, incelerdi. O zamanlardan hatırlıyorum ama resmi yaparken buna tanıklık etmedim. Evet. Başka resimlerini ama çok büyük boy olmak üzere hep çalışırken yanında izlemeyi severdim evet. kendisini. Hatta şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani zor bir siyah renk midir, değil midir? Evet. Hatta seneler sonra Sanat Çevresi dergisinde evet. sanat şey siyah bir resim için renktir evet. Nur diye bir yazı yazmıştım. Hamit Kınaytürk'ü aynen. Aynen. Onu buradan. Da almış olalım. Evet. Orada siyah üzerine mi bir yazdım evet. Yazdım. Siyah evet. bir renktir diye evet. yazdım. Hem evet. de sevdiğim evet. bir renk olarak. Evet. Birçok sanatçının zaten bu problemidir diyebilir ya da birçok şey söylemiştir. İşte Renoir bir gün siyah bulamıyor ve lacivert kullanıyor. Diyorlar ki hocam sen ekspresyonist mi oldun? Yani siyah öylesine bir belirleyici bir renktir ki. Evet, Zeki Faik hocamız siyahı kullanmıyor muydu ya da tadında yerine, yani evet. siyaha yakın onları, renkler ama evet. şeyler de var. Sulu boya desenlerinde, evet. abstre desenlerinde evet. siyah var. Yağlı boyada acaba? Çünkü, maviler, parlak evet. mavilerle siyah, kırmızı, turuncu, sarı öyle kullandığı şeyler var. Bir de güçlü bir desen görüyorum. Sürekli bir çiziyor. Çizgi hali var resimde. Yani boyuyor, renklendiriyor ama desenden de hiç kopmamış. Hiçbir zaman. Devamlı evet. ben çizen bir yapısı vardı. Yani hiç durmazdı. İşte Büyükada'daki o yazlara gidilen köşkün bahçesinde defterini alır, çok disiplinle çalışırdı. Yani bunu bir hobi olarak değil, gerçekten yaşardı evet. onu ve devamlı evet. çizerdi. Zaten hiç... bütün o şeyde dans, müzik gibi fotoğraf çekiyor diyorsunuz. Fotoğraf çok çekerdi. O disiplinleri bilen bir kişinin de zaten yapacağı resimde bu kadar dolu dolu olacaktır. Yaşamını sanat tasarımcısı olarak sürdürüyorsun. Grafik sanatçısı demiştim. Evet, ama tamam. O
grafik sanatçısı başka bir şeymiş, tasarımcı, onu da bize bir açıklar mısınız? Şimdi ben kendimi tam bir ressam olarak hiçbir zaman addedemem. Çok grafik bir dilim var yaptığım şeylerde. Grafik sanatımla ilgilendim tabii ki. Grafik sanatı yaptığınız zaman baskıyla ilgileniyorsunuz, çoğaltıyorsunuz o yaptığınız resmi işte. Daha ressamca bir şey ama çoğaltıma yönelik. Mesela bundan bir tane varken bir baskıyorsunuz baskıdan 100-150 tane. Sonra düşünmeye başladım. Hoşuma pek gitmediğine karar verdim onun. Evet. Yani bir işin birkaç kere aynı şekilde ruhunu verebilir misiniz yaptığınız dinamizmin? Evet. Ve bunda farklılaşmaya gittim. Ne yaptım? Araştırmacı bir şekilde yeni diller geliştirerek işte kolajlarla farklılaştım. Evet. Yani altta bir balık figürü varsa üstünde belki elle müdahale ettiğim kolajlar yaptım. Evet. Sonra devine farklı bir dile doğru gitti yaptığım işler. Burada geri dönüp Zeki Faik hocamızın yaptığı işlere de bakıyordun tabii. Altyapıda çok örnekler. Tabii ki yani şey olarak yaptığım şeyler aman benzemesin tabii yaklaşamam da. Fakat sonradan baktım renkçiliğim. Evet. Biraz ekspresyonist bir hani dışa vurumcu hareketli şeyler kolajlar. Çok benzer şeyler buldum. Evet. Ama ben kağıdın... Onu üzerine koydun sürekli. Onu hep izliyoruz. Fonda pek renk kullanmıyorum ben yaptığım zaman. O Hanne Mülle. Gravür kağıdından hiç kopmadım. Onu çok seviyorum. Tuşesini, ellemeyi seviyorum. Ben onun üstüne hep yapıyorum her şeyi. Boşlukları kullanmayı seviyorum. Kağıdın kendi dokusunu, o kağıdın renginin gözükmesi hoşuma gidiyor. Sevgili Ayşegül, sen tasarımlarını yaparken bugün bütün bu geçmişten sonra bir de başka hangi sanatçılardan etkilendin? Birazcık da onlardan bahseder misin? Tabii. Zeki Faik İzer'den etkilendiğimi söyleyebilirim. Renkçiliğini, dinamizmi, ritmi oradan aldım ama Matisse'i çok severim. Matisse'den, Tapie'den ve de David Hockney'nin o sularının... Şimdi son zamanlarda büyük paralara satılıyor biliyorsun evet, David Hockney. Kesinlikle çok beğendiğim bir sanatçı. Orada zaten grafik bir yapı da vardır değil mi? İşte hep oralara doğru içim gitti böyle yaptığım işlerde. Oralardan ezgiler, esintiler kesinlikle var diyorum ben. Evet yaptığın işlerden oradan etkilendim ve kesinlikle. Onları... Kesinlikle. Etkilendim, etkilenmedim diyemem. Zaten etkilenmeden bir şey olmasına imkan yok diye düşünüyorum. Evet çağdaşlardan etkilen. Daha önceki bilgileri alıp yeni yapılacak işlere kendi bilgini, sevgini koymak. Öğrencilerime de her zaman muhakkak etkilenin, kopya yapın ama o olmayın diyorum. Harika. Sen de Zeki Faik İzer gibi eğitime gönül vermiş bir insansın. Evet. Bugün buraya geldiğin için çok memnunum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım ileride tekrar başka programlarda beraber oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum tüm ekibe ve size. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızda Zeki Faik İzer'in Double Concerto isimli resmini sevgili arkadaşım Profesör Doktor Ayşegül İzer'le irdeledik. Bir sonraki programda bakalım hangi ressamın hangi resmini kiminle konuşacağız. O güne kadar sanatta kalın, hoşça kalın.